أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Fatiha-i Şerife bildiğiniz gibi besmele ile başlamaktadır. İmam-ı Şafii Hazretleri Bismillahirrahmanirrahim cümlesini Fatiha suresinin içinden bir ayet olarak kabul etmiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ise Besmele-i Şerife'yi Fatiha'dan telakki etmemiştir. Haddi zatında Bismillahirrahmanirrahim'in Kur'an-ı Kerim'den bir ayet olduğu konusunda tereddüt yoktur. Çünkü Neml suresinde Estaizu billah innehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim ayeti kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim'in Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm olduğu, bir ayeti kerimenin bir cüz'ünü teşkil ettiği gayet açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu bakımdan biz Fatiha'yı okurken de Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyoruz ve bu suretle ister Fatiha'nın kendisinden bir parça olsun, ister müstakil bir ayet olarak bulunsun, faslı olarak gelmiş olsun, Fatiha-i Şerife ile birlikte biz devamlı surette Bismillahirrahmanirrahim okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim bildiğiniz gibi Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle başlarım veya başlamam gerekir şeklinde bir mana ifade etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim Cenab-ı Hakk'ın adını anarak hayırlı ve faydalı işlerde mutlaka okunan ve Müslümanların genel olarak besmele tabir ettikleri bir cümledir. Yani adli zatında fiili mukadder olarak gelmiştir, zikredilmemiştir ama Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allahü Teala'nın adıyla başlıyorum veya başla manasına emir olarak alimler tarafından açıklanmıştır. Kur'an-ı Kerim'e Fatiha suresine Allah'ın adını zikrederek, anarak başlıyorum demek suretiyle biz işin başlangıcında Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ilahiyesine dehalet etmiş, sığınmış oluyoruz. Ondan istimdad etmiş oluyoruz. Ya Rabbi senin rahmetinle, inayetinle faydalı ve hayırlı işlere ben cüret, takat ve kuvvet buluyorum. Bunları senin lütfunla, rahmetinle gerçekleştirebiliyorum diyerek Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin rahmeti ilahiyesinin önemine biz bu suretle işaret etmiş bulunuyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'de ilk sureyi okurken devamlı söylediğimiz Besmele-i Şerife'yi aynı zamanda hayırlı ve faydalı işlerde de zikrediyoruz. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde kullu emrin zibalin lem yubde bil besmeleti fehuve ebter buyurmuşlardır. Hayırlı ve faydalı hiçbir iş yoktur ki besmele ile başlanmamışsa o işin sonu yoktur. O akimdir, yani neticesizdir. Ondan bir bereket ve fayda elde edilemez buyurmuşlardır. Onun için müminler bütün faydalı ve lüzumlu hayırlı işlerinde devamlı surette Bismillahirrahmanirrahim demeyi, Allah'ın ismiyle hayırlı işlere başlamayı kendileri için bir vazife telakki etmişlerdir. Bunu güzel bir adet haline getirmişlerdir.